Evet, Nesil Haber izleyicileri, yanımızda çok değerli misafirimiz var. Güngör Bey, İstaklı Derneği Başkanı. Aslında İstaklı Derneği dememek lazım. Ey Nesil Derneği Başkanı desek de daha doğru olur. Çünkü her yere koşuyor. Etkinlikler var. Etkinlik düzenliyor. Piknik düzenliyor. Evet Sayın Başkanım, hoş geldiniz İzgine'ye. Babacanıza hoş geldiniz. Misafirleriniz var. Neler söyleyeceksiniz? Hoş bulduk. Sefalar bulduk. Biz Enes'in olarak Enes'in her yerinde, her organizasyonunda olmak zorundayız. İstaklı Köyü Derneği artık kendini açtı diyelim. Derneğimiz iyi bir aşamada şu anda. Enes'in haber de bu anlamda çok güzel şeyler yapıyor. Ben bu anlamda size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizin haberleriniz sitenize giriyoruz. Siz de bizim haberleri attıkça daha da çok puanımız yükseliyor. Çok güzel. Evet. Aynen. Biz de sizi takip ediyoruz. O anlamda programlarımız çok. Haftaya Çanakkale var. 45 kişilik bir otobüs aldık Gazmoşa Belediyesi'nden. Ayrıca kiralıyorsunuz değil mi? Size veriyor. Gazmoşa Belediyesi'ni alıyoruz. Gazmoşa Belediyesi'ne de buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Eynesil Haber izleyicileri, Gazi Osman Paşa Belediyesi Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Eynesil'in her etkinliğine katılmasa bile araç gönderiyor, yardımcı oluyor. Cenazesine, düğününe, gezisine teşekkür ediyoruz. Buraya gelmemizde de yine onlar vesile oldu. 28 kişilik bir otobüsle geldik. Arkadaşlarımızı, köylerimizi topladık. Buraya geldik. 30 Haziran'da da pikniğimiz var. İnşallah sizinle müsait olursanız bekliyoruz. Vallahi biletimizi aldınız. Biz feshaneye biz gelemedik. Yani çocuğumuz hasta oldu. Hastamız vardı. İnşallah iyileşir. Çocuğun ayağında yine sorun var. Yani gelmek isteriz. Bize destek oluyorsunuz ama tabii ki imkan, yani işte aile, çocuk meseleleri var. Evet. Tabii ki. İnşallah nasipse geliriz. Biz de buraya misafirleriniz var. Biz size tanıştıralım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Sizi tanıyalım efendim. Teşekkür ederim. Ben de İstaklı Köyü Derneği'nde çaycı olarak çalışıyorum. Hoş geldiniz efendim. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk defa geliyorum. Nasıl buldunuz? Kendinize ayağımızın altına baktığımız zaman burada Eynesil Haber izleyicileri. Evet. Çok güzel, çok güzel. Yani etin en güzeli, suyun en güzeli, en güzel, hepsi, hava, doğa. Hepsi güzel, hepsi. Evet, Karadeniz'in en güzel yaylası diyebiliriz. En güzel, en güzel yaylası, evet. Çünkü Eynesil ilçesine, burası Eynesil Haber izleyicileri yaklaşık 8-10 kilometre. Çok yakın ve biraz da yüksek olmasından yayla havasını seziyorsun. Evet, soğuk suyumuz var. Etler var burada. Kardeşlerimiz evet, yayladan gelen etleri yiyor. Ünal Bey inşallah. Ünal Bey Ordulu aslında. Ben kendim Orduluyum. Evet. Ama İstanbul'da ikamet ediyorum ama Eynesillerle iç içesin. 2 seneden beri Eynesillerle iç içeyim. Abi kardeş gibi burada çalışıyoruz. Ne güzel, ne güzel. Artık sizi burada daha çok görüyoruz. İnşallah, inşallah. Bir kardeşimiz daha var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizi tanıyalım. Ben Can Küçük, İshaklı Köyü Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Her sene aşağı yukarı geliyorum ama geçen sene ertelendi. Ama gerçekten burayı gelip görmek lazım. Evet. Gerçekten doğa harikası, mükemmel. Şuraya bakın. Herkesin burayı görmesini istiyorum. Evet, gerçekten. Evet. Şu anda kapalı. Evet. Çok olmasa bile bulutlu hava var. Görüyorsunuz herkes eğleniyor. Evet. İşte efendim burada oyalı efendiler. Evet. Yemek yiyenler. Evet. Gerçekten içki yok. Evet. Kesinlikle içki evet. Yasak olduğundan içki içilmesi dizginin içinde yok. Evet. Başka yerlerde vardır. Açık alanda içilmiyor. Gerçekten buradan evet. Devlet yetkililerine teşekkür evet. ediyoruz. Aynen. Çok güzel bir hava var. Huzur var, mutluluk var. Evet, evet. Biz teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.